Herkese merhaba sevgili dostlar. Dün sizlerle yepyeni bir formatı başlayacağımızı söylemiştik. Bugün yine sevgili Hakan'la beraber buradayız. Ben az önce çok sinirlendim gerçi. Benim Instagram hesabıma bir hacker musallat oldu. Biliyorsun değil mi Hakan? Çıldırmak üzereyim. Delireceğim yani. Ben ikimiz birlikte kullanıyoruz biz sayfayı. Çok eğleniyoruz bildiğin gibi değil. Benim adıma böyle mesajlar falan gönderiyor. Sonra o mesajların karşılığında arkadaşlarım beni arıyor. Takipçilerim beni arıyor. O çıkıyor, ben giriyorum sayfaya, ben çıkıyorum, o giriyor. Böyle eğlenceli bir hayatımız oldu. Allah'tan YouTube'a musallat olamıyor. Aynen öyle. Her neyse, bugün kişisel çelişimi konuşacağız biz sevgili dostlar. Demiştik ya, hani kişisel gelişelim derken kişisel çeliştiğimiz zamanlarımız oluyor ya. İşte burada neler yapmalıyız? Aslında kişisel gelişim yolculuğumuzda kendimizi keşfederken nelerle karşı karşıya kalıyoruz ve nasıl bir değişim sergileyeceğiz kendimizle ilgili? Onları konuşacağız ama öncesinde sizler kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi, hackerımla birlikte beni takip etmeyi ve bu videoyu da sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi kişisel gelişim denildiği zaman anne babanızın sizi yetiştirdiği, yani kendinizi bulduğunuz alana kadar olan kısımdan sonra siz diğer yaşantınızda, yani anne babadan ayrıldıktan sonraki yaşantınızda kendinizi ne kadar olmak istediğiniz yere götürüyorsunuz. Bunun cevabını bulduğunuz bir süreç aslında. Örneğin anne babanızla geçirdiğiniz zaman dilimini X olarak değerlendirin. Sonrasında oluşturduğunuz zaman diliminde eğer Y kadar yol kat edebildiyseniz kişisel olarak gelişmiş oluyorsunuz. Ha, bu bir tercih meselesi tabii. X'te kalmayı da tercih edebilirsiniz. Y'den daha ileri gitmeyi tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizinle ilintili bir şey. Ve bu süreçte yaşadıklarınız tamamen sizin siz olmanızı sağlıyor. Özellikle 18 yaş sonrasında yurt dışında vesaire kapının önüne çocuğu koyuyorlar. Aha diyor, bundan sonra ben seni okuttum, eğittim, paranı verdim, pulunu verdim. Artık sen yetişkin bir bireysin, git paranı kazan, hayatını kur ve ondan sonra da bu yolda ilerlemek istediğin noktaya kadar ilerle. Ama bizde öyle çaresine yani. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde ortalama aileden kopma yaşı erkeklerde 38, kadınlarda 28 modunda. Biz hep anne babamızın dizinin dibinde, onların öğretileriyle, onların yaşantılarıyla, gelenek görenekleriyle, kültürleriyle büyümeye devam ediyoruz. Ve sonrasında da ne oluyor biliyor musunuz? Hep geçmişte yaşayan, ayıplarla, günahlarla, tövbelerle, yalnızlıklarla, yanlışlarla yaşayan bireyler haline geliyoruz. Ve hayatımızda mutlu olmayı maalesef ki unutuyoruz. Ve tam o sırada burada kocaman bir ampul yanıyor ve diyorsun ki, Allah Allah, bu ben değilim. Yaşamak istediğim hayat bu değil. Ve ondan sonra başlıyorsun çalışmaya. Kitapları okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Seminerlere gidiyorsun. Ünvanlar alıyorsun. Ben değiştim. Herkesin hayatını değiştirmeye çalışacağım diyorsun. Ama işte tam o noktada öyle bir yere geliyorsun ki çelişip kalıyorsun. Evet ya. Gerçekten de öyle oluyor. Yani neler var arkadaşlar? Ama tabii şu var. Şimdi artık günümüzdeki gençlik birazcık daha farklı. Kuşaklar değişti. Özellikle Z kuşağına baktığında. Çok artık fazla anne babanın işte gelenek görenekleriyle işi kalmadı onların. Onlar bayramlarda, seyranlarda direkt arazi, arkadaşlar. Evet, yani o kadar yerlerde. Kültürü de, gelenek ve görenekleri de ortadan kaldırmamak gerekiyor aslında ama kişisel gelişmek istediğin zaman aslında yapman gereken en önemli şey ne biliyor musun? Konfor alanından çıkmayı öğrenmek. Bizim ülkemizde maalesef konfor alanında ölmeye bayılanlar var. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Çünkü öğrenilmiş, yapılmış, hayata geçirilmiş, artık senin alışkanlığın haline gelmiş şeylerde beyin diyor ki aman boş ver işte, sonunda hepimiz ölmeyecek miyiz, ne gelişeceğim ya, ben rahatım, ben keyfime bakayım modunda takılmaktan vazgeçmiyorlar. Sonrasında bizim memleketimizde hiç kitap okunmuyor arkadaşlar. Özellikle internet var. Artık herkes oradan ya, öğreniyor tamam. Kitap. Ama kitap başka bir dünya Hakan yani. Işte yeni nesil internete o kadar çok alıştı ki artık yazmayı bile bıraktı. Ya bir kere kitabın o dokuzu, o şey, kağıda dokunacaksın, o kitap kokusunu alacaksın. Kaleme dokunmuyorlar artık. Evet, yazmayı bilmiyorlar yani maalesef yazmayı artık. Bilmiyorlar. Gerçekten de. Ondan sonra kitap okumuyoruz ama kitaba, örneğin son günlerde kağıda çok ciddi bir zam geldi ya. Evet, tuvalet kağıdı da çok ciddi bir zam gelinceye kadar aslında biz kağıdın ve kitabın bu kadar pahalı olduğunun farkında değilmişiz. Önemli bir değer olduğunun farkında değilmişiz. Bu da zihnimizin hangi alanda çalıştığını çok daha net gösteriyor diye düşünüyorum ben.
O alan biraz komik oldu şimdi. Aslında kitap okumak beyin fırtınaları yaratabilmek adına, düşünce gücünüzü aktive edebilmek adına, nerede olduğunuzu bilebilmek adına son derece önemli bir değer, kişisel gelişimin çelişime dönüşmemesi için. Kişisel gelişim kitaplarından bahsetmiyorum sadece. Dünya tarihi var, işte aklınıza gelebilecek hayvanlar, her konuda hayvanlar alemi var, coğrafya var, her şey var. Bu noktada kendinizi geliştirebilmek. Ama canım ne var, bir tuşa bastığınız zaman okuyorum, görüyorum, almak istediğim bilgiyi de alıyorum, gidiyorum demekten öte kitap okumak, hele hele günde 30 dakika en az kitap okumak son derece değerli kişisel gelişim yolculuğunda. Tabii ki sanat, spor, müzik, filmler vesaire çok önemli. Hani filmi sadece izlemelik olsun diye, kitabı sadece okumalık olsun diye okumamak ya da izlememek gerekiyor. Bir fikir oluşturması gerekiyor. Sanata ilgi göstermek, müzikle, resimle ilgileniyor olabilmek çok değerli. Evet, yeteneğin olmayabilir. Çok iyi şarkı söylemiyor olabilirsin ama bunu hiç denedin mi? Sadece senin sesin güzel değil ki ya, senden şarkıcı mı oluruz? Ya da senin şarkıcı mı olmaya niyetlisin gibi böyle bakış açılarıyla hareket etmemek gerekiyor. Ben burada bir şey demek istiyorum. Sadece illa şarkı söylemek şart değil. Çok iyi ritim duygusuna da sahip olabilirsin. Aynen. Ve o ritim duygusu, emin ol, hayatta senin kişisel gelişimde de çok büyük yol almanı sağlayan etmenlerden bir tanesi aslında. Çünkü yürüyüş ritmin bile değişebiliyor. Her şey değişiyor, her şey değişiyor. Çok haklısın bu noktada. Teknoloji konusunda gelişiyor olmak. Özellikle biz bayanlar teknoloji konusunda çok fazla... Benim de hasta olduğum konu. Evet, Hakan bu konuda çok ciddi hasta gerçekten. Bir şey alacaksınız, ben bu telefonu alacağım. Size 10 saniye içerisinde bütün özelliklerini sayabilir, kıyaslamalara geçebilir. Bir internet sitesine ihtiyaç duymayabilirsiniz bile çoğu zaman. Teknolojiyle ilgileniyor olmak kişisel gelişim alanında çok değerli ve önemli. Özellikle Z kuşağı çocuklar bu noktada çok başarılı. Bak, bu noktada seviyorum onların bakış açısını. Çünkü her şeyi tek tuşla yapabiliyorlar ve almak istedikleri, ulaşmak istedikleri herhangi bir şey varsa da teknolojinin etkilerini kullanarak çok ciddi sonuçlar doğurabiliyorlar ve bunu da çok güzel bir şekilde kullanabiliyorlar. Teknoloji onların kişisel gelişimleri açısından çok değerliyken bizim gelişimimiz açısından baktığımızda çok da kullanmayı tercih etmediğimiz bir alandı geçmişlerde, ama hayat maalesef ki bizi artık teknolojinin kölesi haline getirdi. Süpürgelerimiz bile robotik haline. Onlar kendi kendine gidiyor, geziyor ya, bütün evi. Onlar kendi kendine geziyor. Bırak teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle birlikte artık biz bile bizden bağımsız başka bireyler yaratabiliyoruz Hakan. Aynen. Yani. Sanal bir dünyaya doğru zaten gidiyoruz. Yakında Matrix'i gerçekten canlı canlı yaşayacağız. Evet, düşünce gücünü kullanırsan Matrix'i yaşıyorsun zaten. Aynen öyle. O yüzden düşünce gücü önemli. Önümüzdeki zamanlarda teknolojiyle de birleşince ay sen ne kadar haklıymışsın diyebilirsiniz bana. Bunun dışında üretmek son derece önemli. Şimdi üretmek kelimesi ne baktığınızda genelde bir birey üretmek, bir şey üretmek olarak algılanıyor bizim toplumumuzda maalesef ki. En basitten işte YouTube'da şu anda bir içerik üretiyoruz sizler için. İzlersin, izlemezsin. Seni ilgilendirir, ilgilendirmez. Bilmiyorum ama ben yapıyorum. Nasıl izlenir? Kim izler? Kim değerli bulur? Kim bulmaz? Çok da umurumda değil açıkçası ama bir şey ürettiğimi düşünüyorum ve içimdeki, zihnimdeki, boğazımdaki bütün kelimeleri sizlerle paylaşıyor olmak son derece önemli bizim için. Ha, bu arada işte kitap yazanlar var, hayatlarını anlatanlar var. Bunun dışında bir sürü üretim yapan insanlar var. Bir de bunlara talepte bulunanlar var. Diyor ki işte şu konu hakkında da video çeker misin? Sen çek. Niye sen çekmiyorsun, benden talep ediyorsun? Ya da işte şu konu hakkında yazar mısın? Sen yaz. Madem bu konu hakkında bir şey öğrenmek istiyorsun, bir araştır, bir kendini geliştir bakalım neler çıkacak ortaya. Bunlara bir bak. Doğru değil mi Hakan ya? Hap bilgi. Herkes hap bilgi istiyor. Yani hapı yutayım, doyayım. Ama ben bu hapı yutana kadar neler çektim. Bilgi çok değerli, çok önemli ve bilginin gerçekten karşılığı yok arkadaşlar. Bilginin karşılığında şey var, işte YouTube'da içerik üreticilerin çok iyi paralar kazandığı falan düşünülüyor ya. Ya kazananlar var tabii. Var tabii ki, kazananlar var. Yani ben de kazanıyorum, niye öyle diyorsun? Kazanıyorum. İşte çok iyi kazananlar. Ama burada amaç para kazanmak olmamalı. Siz para kazanmaya odaklandığınız andan itibaren bu sefer üretiminiz sınırlanmaya başlıyor. Üretim sınırlandığı zaman da bu bir kısır döngü haline dönüşüyor. Karşılıklı olarak Hakan'la birlikte toplama işareti yapıyoruz. O yüzden lütfen üretme konusunda kendinize ciddi bir yol haritası çizin. Bir şey daha söyleyeceğim. Kişisel gelişiminizi arttırmak için
gezin, tozun ve para harcayın. Kendiniz için yapın. Şimdi özellikle Instagram ortamında ne var? İnsanlar işte gidiyorlar, geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Sürekli storyler paylaşıyorlar. Akışlarda boy boy fotoğraflar gösteriyorlar. İşte yurt dışına gidiyor. Pizza kulesine dayanıyor. Aman düşmesin. Eyfel'e dayanıyor. Tepesinden tutuyor. Mısır'a gidiyor. Piramitleri şöyle iki tarafında küpe gibi sallıyor falan. Bu değil arkadaşlar. Kendin için gez. Kendin için... adım at, kendin için eğlen, kendin için yaşamayı bil. Monotonluktan bir çık. Benim param yok, gidemem, gezemem. Her şeye para buluyorsun. Her şeye para buluyorsun. Bunun için de para bulabilirsin ya da yaratabilirsin. Düşüncelerinle bile yaratabilirsin bunu. Nasıl olduğunu daha sonraki videolarda anlatacağım size. Ay stres yaptın bana Hakan. Topla. Bu konu o kadar uzun bir konu ki böyle 10 dakikada toplanabilecek bir konu zaten değil. Zaten o yüzden birkaç videoya bölerek gidersek daha iyi olacak. Peki. O yüzden kişisel gelişiminizi çelişiminize döndürmemek adına bu saydığım maddeleri bence kriter olarak yazın bir köşeye. Yarın devam ediyor oluruz zaten. Yarına dek sizler kendinize iyi bakın. Kişisel olarak gelişirken çelişkilerinizi de bir tarafa lütfen bırakın. Yarın yine ben burada olacağım ama giderken kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz. Hoşçakalın.